Merhabalar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Osmanlı İmparatorluğu'yla. Şimdi en son burada ki ordumuz Cevat Rıza Paşa'nın ordusu takviye birliklerini almıştı. Yani iyileşmişti. Ancak süvari takviyesi yapacaktık. Onlar geliyor şu an. Abdülmecit Paşa da geçtiğimiz bölümde bir zafer almıştı. Avusturyalı General Prince Eugen çok kötü bir taktik izlemiş ve Avusturya bozgun yaşamıştı. Prince Eugen çok kötü taktikler denemişti o savaşta. Berbat savaşmıştı Avusturya. Şimdi bakalım bu bölümde neler yapacağız bakalım. Toplarım da çıktı. Bu toplarımı Abdülmecit Paşa'ya vereyim. Abdülmecit Paşa'ya doğru gitsin. Bakın merkezdeki paşamız Abdülmecit Paşa. Soldaki paşamız Baltacı Mehmet Paşa. En sağdaki paşamız Cevat Rıza Paşa. Cevat Rıza Paşa. Abdülmecit Paşa. Bu da Baltacı Mehmet Paşa. Şuradaki. Şimdi bir ordumu kontrol edeyim. Abdülmecit Paşa'nın ordusunu. Tamam. Biraz daha top verelim. Aynen. Beylik yeniçerilerden çıkartacağız. Ancak şu an paramız bitti. Paramız bittiyse o zaman yapacak bir şey yok. O zaman asker çıkartamayacağız. Çiftlik basalım biraz. Çiftlikleri geliştirelim. Anadolu'ya şöyle bir yatırım yapalım. Anadolu'da açlık varmış, kıtlık varmış, açlık işte çiftlikler olmadığından kaynaklanıyor. Çiftliklerin fazla gelişmemesinden kaynaklanıyor. Çiftlikleri daha fazla geliştirmemiz gerek. Çiftlikleri daha fazla geliştirecek o açlık sıkıntısı bitecektir. Kıymetli dostlar. Bakalım alemimiz okula girince bir şey kazandırıyor mu bize. Bir katkısı olmadı. O zaman bu alemim ben şuraya göndereyim. Tamam. Hangi teknolojiler araştırılıyor? Halep'te güzel bir teknoloji araştırması yapılıyor. Güzel. Güzel. Devam etsin o araştırmalar. Giden bir ticari gemimiz var mı? Bir kontrol edelim bakalım. Giden bir ticari gemimiz yok. Korsanlığımıza devam ediyoruz kıymetli dostlar. Bu korsanlık bize para kazandırıyor bayağı ama gelirimiz yine düştü ordu çıkardığımız için. Burada ne varmış? Rus ajanı varmış bir tane burada. Oo. Bir tane Rus ajanı benim topraklarımda geziyor. Yani Ruslarla biz barış anlaşması imzalamıştık, ticaret anlaşması imzalamıştık geçtiğimiz bölümlerde ama Ruslar bizim üzerimizde hala belli planlara sahip anlaşılan ajanlardan benim toprağıma gönderdiklerine göre. Hazırım. O Polonya ordusu iyileşmemiştir, yaralıdır, saldırabiliriz. Çünkü yapay zeka iyileşmeyi akıl edemiyor. Aa, iyileşmiş. İyileşmiş. Şu süvarilerimi de bir alayım da, şu süvarilerim de bir gelsin, ondan sonra savaşacağım onlarla. Şimdi bakalım burada Avusturya'nın ne kadar ordusu var, Venedik'in ne kadar ordusu var. Tamam, bu turu geçebiliriz. Bir yerde bir yağmalanma olmuş.
madenimizi yağmalamış Avusturya ajanıyla. Şimdi Baltacı Mehmet Paşam, sana iş düştü. Avusturya birlikleri üzerimize geliyor. Sırbistan'ı bir savun bakalım. Üzerimize gelen Avusturya Efendim, birliklerine görevimiz? karşı. Abdülmecit Ordu. Paşa. Abdülmecit Paşa. Majesteleri. Şu topları Hazırım. alsın. Şu Marş. topları alsın. Efendim, emirleriniz? İleri marş. Tamam. Şimdi Erdel'e Konya doğru Anadolu. ilerleyebilir artık. Hazırım ve emirlerinizi Deli bekliyorum. süvarilerimiz de hazır ve nazırdır efendim. Emirleri bekliyorum. Sultanım, süvarilerimiz hazır. Hazırlanır. Marş. Artık lehlerin üzerine ilerleyebiliriz. İnşallahu Teala. Marş. Cevat Rıza Paşa Polonya birliklerini kovalayacak. Polonya birliklerini kovalayacak. Bakalım. Polonya, Kırım'da gözü Polonya'nın galiba. Buraya da bir cami açtım. Açacağım. İslam'ı arttıralım. Buraya biraz da semeni gerekecek. Kıymetli dostlar. Burada da mı açlık sıkıntısı var? Burada açlık sıkıntısı yok. Kıtlık, açlık, kıtlık falan yok. Şu limanlarımızı da geliştirelim. Onlar da para kazandırır bayağı bize. Ancak gemi lazım tabii, gemi. Ama çıkacak gücüm yok şu an. Yani ekonomi yok şu an. Zannetmiyorum ya. Birine saldıracağını zannetmiyorum yani. Zaten savaştıklarımızı limanlarda bloke ettik zaten. Onun dışında kim saldırır? İngilizler saldırabilir Efendim. gerçi ama İngilizler de Emredersiniz. saldırdığında çıkartırız gemi şu an. Saldırmıyorlar yani. Onlar limanımıza saldırmaz gibi geliyor çünkü limanımızda asker tuttuğumuz için oraya girmeyeceklerdir. Girerlerse o zaman çıkartırız yani. Bunlar da tehlikeli tabii yani. Bunlar da tehlikeli. Gemide çıkarmak lazım aslında. Çünkü hiç belli olmaz yani. Gemide çıkartalım artık yavaş yavaş. Gemide çıkarmamız lazım ama bir tane daha ticaret gemisi göndereyim. Yani full stok yapıp bir tane daha ticaret gemisi göndereyim de ondan sonra gemi çıkarmayı düşünürüz. Başüstüne efendim. Güçlü gemi çıkarmayı Başüstüne efendim. düşünürüz yani. Başüstüne efendim. Yelken açın. Başüstüne efendim. Maşallah. Çocuklar Başüstüne efendim. yolunuz açık olsun. Hadi bakalım ilerleyin. Yeni kıtalara, yeni dünyalara gideceksiniz. Yolunuz açık olsun. Size de şey toplattırırız. Fil dişi toplattırırız. Fil dişi. Fil dişi zaten toplamıyor muyduk biz? Toplamıyorduk. Korsanlık yapıyorduk. Korsanlıkta para var Civarlarım. mı peki? Azalmış mı? Para var. Hangisinde Yelken daha açın. çok para var? 6500. Mücevherleri savaş için temizleyin. 6400. Korsanlığı tercih edeceğim. Çünkü düşmanımı zayıflatmak istiyorum. Maratha Konfederasyonu. Maratha Konfederasyonu bayağı güçlü bir şekilde geliyor. Doğuya yönelmemiz gerekecek yakında. Buraya yavaş yavaş kışla falan inşa etmemiz lazım. Topçu atölyesi, topçu dökümhanesi falan inşa etmemiz lazım. Çünkü doğudan Maratha Konfederasyonu geliyor yavaş yavaş.
bir saldırı yapıldı. Abdülmecit Paşa'ya iş düştü. Az önce bana burada küçük bir birlik saldırdığı halde çok kalabalık gözüktüler. Bunun sebebi buradaki ordu. Abdülmecit Paşa'nın çok fazla topu olması çok iyi oldu bizim için. 5 tane çok namlulu topu var. Baltacı Mehmet Paşa'nın ordusu biraz eski. Polonya'yı da burada durdurmadık. Onlar da Kırım'ı aldı. Hemen geriye alalım Kırım'ı. Almaya çalışalım alabilirsek. Abdülmecit Paşa şuraya bir saldırsın bakalım. Evet kıymetli dostlar, savaşımıza başladık. Savaş için hazır. Hazır ve nazırız. Düşman birliklerine ateş ediyoruz topçularımızla. Ve şimdi tabii bu Abdülmecit Paşa'nın bir tane topumuzu kenarda unutmuşuz. Tabi Abdülmecit Paşa'nın şeyiyle bu topçu gücüyle düşmanın bize karşı koyması çok zor. Koyamazlar yani. Bir şey yapamazlar bu topçu gücüne karşı. Bir şey yapabilmeleri çok zor. Çok zor. Yani uzaktan bir şey yapmaya çalışsa yapamaz. Yakından bir şey yapmaya çalışsa yapamaz. Yapamaz yani yapamaz. Yapamaz. Bu topçu gücüne karşı koyamazlar. Kıymetli dostlar. Yapamazlar, hiçbir şey yapamazlar. Yine güzel bir zafer alacağız. Hiç merak etmeyin. Askerlerimiz hazır ve nazır. Osmanlı askerleri, beylik yeniçeri tüfekçileri. Bunlar yakın mesafede de güçlü. Sadece tüfek atışı değil. Yani yakın mesafede de yürekli askerler bunlar. Yakın mesafede de yürekli askerler kıymetli dostlar. Şuraya doğru ateş edin bakayım. Diğer topum nerede benim? Diğer topum. Şu hangisi? Şuraya ateş et. Şuraya ateş edin bakalım. Hadi bakayım. Düşman da kuruldu, üzerimize gelmiyor. Generallerine vurursak daha iyi olur aslında. Olur. 10 kişiye düştü. Ölmedi, general ölmedi ama pes etti, birliği pes etti hiç olmazsa. Yani top gücü olmadan beylik yeniçeri tüfekçilerinin bu modern Avrupa ordusuna karşı koyması zor bence. Kalabalık olursak çok olabilir ama yani şu an top olmadan gelmemiz zor. Top olmazsa gelmemiz zor. Yani kalabalık bir ordu lazım. Kalabalık bir beylik yeniçeri ordusu lazım. Yani şu bu beylik yeniçeriler bu top gücü olmadan bu modern Avrupa ordusunu yenmesi tabii ki yenebilir ama daha yüksek zaten tüfek isabeti falan da daha yüksek gerçi. Beylik yeniçerinin tüfek isabeti 45. Yenebilir tabii yenebilir. Yenebilir fakat
koşturuyor olursa da kalabalık biliyorsunuz, 200 kişi. Yani 160 kişi, 200 kişi. Öyle bir durumda var. Bir birlikte 200 kişi var. Bizimkinde 160 kişi var. Öyle de bir durum var tabii orada hesaba kadarsak. Düşmanımızı zayıflatmaya devam edelim. Kanattan biri mi geliyor, bir birlik mi geliyor? Yok, gelmiyormuş. Haydi bakalım topçular. Güzel bir şekilde düşmana ateş etmeye devam edin. Topçularımız. Osmanlı topçusu. Bakın şu askerleri de şuraya koyun. Bunlar ateş etmeyecek. Düşman geldiği zaman hemen yakın mesafeye geçecek bunlar. Bunları ben yakın mesafede de kullanıyorum. Yani bunlar yakın mesafede de güçlü. Hadi bakalım ateş edelim yine. Bakalım nereye gelecek toplarımız. Yani 158 kişiye düştü. Şimdi yaklaşıp ateş edebiliriz, yani yakın mesafede tüfek gücüyle çarpışabiliriz ama bizim askerlerimiz de çok yara alacaktır. Gerek yok yani, gerek yok böyle bir şey şu an. Dilerseniz buradan duraklatalım. Savaş hareketlendiği zaman devam edelim. Evet, bir düşman süvarisi hata kalktı. Bir düşman süvarisi üzerimize doğru gelmekte. Yağmaya devam ediyor. Avusturya birlikleri top atışı altında mangal yapıyorlar o kar altında. Hala saldırmadılar. Evet kıymetli dostlar, düşmana top atmaktan sıkıldım. Top atmaktan sıkıldığım için yaklaşma kararı aldım. Düşmanımıza yaklaşıyoruz. Yani top yine atacağız tabii ki ama yakın mesafeden savaşacağız şimdi. Kıymetli dostlar, yakın mesafeden düşmanımıza sıkalım.
Beylik Yeniçeri tüfekçilerinin ateş isabeti 45. Daha iyi ateş etmeleri lazım düşmana göre, ama düşman tepelikte tabi, onun avantajı var. Sekizi birlik topumuzu kurmaya çalışalım. Düşman şimdi daha da yaklaştığı için toplarımız daha güzel bir şekilde işlemeye başladı. Çünkü daha önce uzakta olduğu için, tepelikte beklediği için toplarımız daha yavaş vuruyordu. Şimdi yakına geldiği için daha iyi vuruyoruz. Kıymetli dostlar. Avusturya birlikleri hallaç pamuğu gibi dağılıyor. Yani baktım uzaktan toplar işlemiyor fazla. Yakın mesafeye çektik, o şekilde toplarımızı kullandık. Sol kanattaki beylik yeniçerilerim, aslanlarım, süngü çekin. Süngü çekin düşmanı, hadi koçlarım. Ve beylik yeniçeri tüfekçilerimiz süngüyü çekti. Nidalarla saldırıyor düşmana. Nidalar eşliğinde, oh, biraz da yara aldı tabii ki. Nidalar eşliğinde saldırıyoruz. Oo, beylik yeniçerimiz çok hasar aldı. Diğer beylik yeniçerimize desteğe geliyor. O da süngü çekti. Abdülmecit Paşa süngü çekip emrini verdi. Bir yandan da toplarımız sıkıyor. Şu 18 iberliği de kurayım ben güzel bir şekilde.
Evet, Osmanlı topçuları yine yaptı yapacağını. Bir yandan top atışları, bir yandan beylik yeniçerilerin ateş edişi. Avusturya birlikleri zor anlar yaşıyor. Disiplinle tutunmaya çalışıyorlar ama işleri zor tabii ki. Çünkü muhteşem bir top gücümüz olduğu için, büyük bir topçu gücümüz olduğu için düşmanın işi gerçekten zor. Bir de tepelikten biraz indiler. Bakın daha önce şuralarda tepeliktelerdi. Tepelikten biraz indikleri için şimdi topların daha kolay hedefi haline geldiler. Toplarımızı. Avusturya düşmanıyla tepelikte kar altında, yağmur altında, dağ tepede savaşıyoruz. Yaklaşıyorum düşmana. Çok namlulu toplarımı ateşi kesin emri verdim. Askerlerimi öne çektim. Bir tane daha sıkın oldum. Bir tane daha sıktık. Düşman birlikleri dağılıyor. Bir yandan da ateş ediyoruz güzel. Avusturya birlikleri aramızda kaldı. Aramızda sıkıştılar. Bir yandan 18 biberlik topun misket mermileri yağıyor. Bir yandan da beylik yeniçeri tüfekçilerin ateşleri yağıyor. Avusturya birlikleri teker teker pes ediyor. Osmanlı birlikleri güzel bir zafer alıyor. Allah'a şükür. Düşman topları kaldı sadece. Düşman toplarını güzel kullanamadı. Şimdi onların üzerine doğru kılıç çektik. Kılıç çekip onları da halledelim. Onları da bir dağıtalım. Kıymetli dostlar. Diğerleri de kaçıyor zaten. Kahramanca bir zafer aldık. Düşman fena dayak yedi ve geriye çekildiler. Evet kıymetli dostlar, bu bölümün de sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.